önüne emir, hayatını birleştireceği kadının önüne bir sözleşme koyar. Evet. Ne de Mustafa Bey oğlunun böyle bir işlem yapmasına müsaade eden yalan arada söylemem. Arada ince bir detay var yalnız. Daha önce asla ve kata diyen Buket Aydın bu kez diyor ki olursa... Ki Temmuz'da bir nikah hazırlığı söz konusu mu? Hı hı. Böyle bir iddia var mı? Dün Buket'e de sordum bunu, o bir sesli mesaj attı. Eğer bir evlilik durumu söz konusu olur, bunu bir tarihle netleştirirlerse... Asla ve kata. Bir maddelik, yüz maddelik hiç fark etmez. Ha, evliliği Sarıgül ailesi olmaz, Buket Bey'in önüne bir evlilik sözleşmesi koymaz ve dayatmaz. Demiş gazete haberinde Bülent Bey. Ve baba itiraz etmiş. Fakat sonrasında Emir babayı da ikna etmiş. Yine evlilik iptal olmuş. Sebebi de evlilik sözleşmesiymiş. Hayır, sen bu konuda ben sana güveniyorum. Çünkü iki tarafı da çok iyi tanıyorsun. Hı hı. Bizi aydınlatır mısın lütfen? Şimdi sondan başa geleyim. Hı hı. Sarıgül ailesinde evlilik sözleşmesi diye bir şey asla söz konusu olamaz. Ne emir hayatını birleştireceği kadının önüne bir sözleşme koyar. Evet. Ne de Mustafa Bey oğlunun böyle bir işlem yapmasına müsaade eder. Aile buna müsait bir aile değil. Hı hı. Yani kadınlarına... Bir sözleşme karşılığı nikah akdi yaptırmazlar. Bunu asla ve kata olmayacağını net altını çizeyim. Bu bir kere bir. İki, Emir dün avukatı vasıtasıyla Bülent Çankurt'a bir dava açtı. Açma sebebi de olduğuna inandı. Evet, kendisini onu da okuyabilir düşündü. Miyim? Tabii. Sözünü kesip çünkü çok önemli bilgiler alacağıma inanıyorum senden. Emir Bey demiş ki Buket Hanım'ı ve beni bilinçli şekilde yıpratıp sanki bizi birer magazin figürü haline getirmek istiyorlar. Bunu asla kabul etmiyor ve iki kız çocuğu babası olarak bu tip haberleri yapan arkadaşlara şunu söylüyorum. Herkese ulaşabildikleri gibi keşke beni arayıp haberlerin doğruluğunu teyit etmelerini arzu ederim. Sadece kendilerini haberci sanan fakat yalan yanlış itibar suikasti içeren haberleri yapan kişilere karşı haklarımla avukatlarım vasıtasıyla arayacağım demiş Emir Sarıgül. Dün bununla ilgili bir işlem başlattı. Şimdi senden bir şey rica ediyorum. Cümlenin girişindeki şu şeyi okur musun? Buket Hanım'ı ve beni bilinçli şekilde yıpratıp sanki bizi birer magazin figürü haline getirmek istiyorlar. Devam et. Ve bunu asla kabul etmiyor ve iki kız çocuğu babası olarak bu tip haberleri yapan arkadaşlara şunu söylüyorum. Herkese ulaşabildikleri gibi. Çok önemli gibi, lütfen şu herkesle beraber başla. Keşke beni arayıp haberin doğruluğunu teyit etmelerini arzu ederim demiş. Bu cümleler... Kimin cümlelerine benziyor? Dikkat edersen aynı cümleleri Buket kuruyor. Ben diyecektim şöyle. Aynı cümle. Buket Aydın'ın da cümleleri. Şimdi ben aynı. Başından beri hep şunu söylerim. O mu yazdı dersin? Sevgili Yasemin programında diyor ki hayatım boyunca yalan habere elimizi atmadım. Gazeteci yalan haber yapmaz ama yanlış haber yapabilir. Hı hı. Çünkü yanlış insana mahsus bir şey. Yalan hastalık. Hı hı. Gazeteciler hasta ruhlu insanlar değiller. Haber yalan olmaz, yanlış olabilir. Bilgi yanlış olabilir, yer yanlış olabilir, aktarım yanlış olabilir. Biz dün sabahleyin sevgili Buket'in bana bir gece attığı önce ses kaydını, evet, samimiyetle gönderdiği ses kaydını attık. Değerli meslektaşım dün akşam yine bu kanalda ekrana çıkıp altına imzasını da attı, bir iddiada bulundu. Hı hı. Şimdi bu kadar nete yürüyebilmen için iki taraftan bir haber kaynağı olabilir. İkinci kişi olmaz. Bu kadar net. Ben adımı başka türlü şeye koymam, riske koymam. Evet. İnsanlar bana diyor ki siz Cem Yılmaz'la Serenay'ın da evleneceğini iddia etmiştiniz. Ben Serenay ile Cem'in iddia etmedim. Cem'in doğum haritasına göre Temmuz ayı itibariyle doğum günü haftasına gelen çok önemli bir hamle yapacağı, bunun bir evlilik hareketi olacağını bu masada bin defa anlattım. Siz etek giyeceğinize söz vermiştiniz. Hayır, iddiayı koyan ben değildim. İddiayı ortaya koyan ve adını koyan Erol Köse'ydi. O yüzden de dinlerken doğru dinlerseniz bizi yarın öbür gün böyle demiştiniz derken doğru yargılarsınız. Şimdi Buket'in dün bizde bir ses kaydı evet, vardı. Sana bak Buket'in vardı. Ses. Evet. Şimdi itibar etmek zorunda mıyım? Evet. Etmek zorunda. Buket ne diyor bize gönderdiği mesajda? Böyle bir şey yok. Yok. Olursa. Haberi az önce Instagram hesabında gördüm. Bülent böyle bir şey yapmış. Sevgili Erol Köse paylaşmış. Ama böyle bir şey yok. Olursa.
size bunu söylerim. Ben yalan söylemem. Ben bak, yalan arada söylemem. Arada ince bir detay var yalnız. Daha önce asla ve kata diyen Buket Aydın bu kez diyor ki olursa ben size söylerim. Demek ki gönlünün alınmasını bekliyor ya da alındı. Şimdi Emir jestleri olan çok kibar bir adam. Evet. Yani zaten kendi hayatı, yani kendine ait bir hayat yaşıyor. Çok popüler bir babanın çocuğu olmasına rağmen, mesela Galatasaray Spor Kulübü gibi dev bir camiada yöneticilik yapıp hiçbir zaman markanın önüne geçmeyen bir adam. Babası Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde veya siyasete girdiğinde Emir kendini parlatıp sokaklara atan bir adam değil. Emir kendi işini yapan, bir hayat kurmuş, iki çocuk babası bir adam. Kendine ilişkin bir ticaret hayatı var. Aşk başka bir şey tabii. Yani bütün bu söylediklerim başka bir şey. Aşk geldiğinde kaybediyorsun. Ya, tamam, yani hakimiyetini kaybediyorsun, düşüncelerini kaybediyorsun. Duyguların öne giriyor, hırsların öne giriyor. Aşk adamı başka bir yere götürüyor. Ve magazin dünyasında şunu öğrendim. 24 saat bizim için çok şey bir süre, önemli bir süre. Bugün hayır denilen şey yarın hayata geçer. Ve taraflardan bir tanesi bize der ki, o dündü. Bugün uyandım ve başka bir şeyle karşılaştım. Aşk öyle bir şey. Yani bugün, asla benim bugün, için bitmiştir tabii, dersin. Ya bu meslekte şunu öğrendim. Başka asla ve evet asla dersin dememeyi. Biliyorum ki şu an değerli kardeşim Emir Sarıgül beni seyrediyor. Yazışmalarımız bize özel. Sana da bu konuda bir sözüm var. Bunu Buket'e de söyledim. Yani dostane bizim aramızda müsaade ettiğiniz kadar konuyu aktarırım. Bundan dolayı güven duyduğunuzu biliyorum. Eğer müsaadesi olursa bana yazdığı son 3 satırı burada okurum. Müsaade ederse. Çünkü, ay Emir Bey lütfen müsaade. Müsaade. Bizi seyrediyor şu anda. Çünkü İzni yalan olursa, yanlış haberdense ben birinci ağızdan doğru haber yapmayı tercih ederim. Doğru haber yapmak da bizim için çok önemli. En azından bu şekilde yıpranmamış olursunuz. Ay ne olur evet deyin. Diyor ki, Tayyar bize okusun. O aradaki bölümü, attığı cümleyi net olarak söyleyeceğim. Çünkü diğerlerini konuşabilirsin abi diyerek söylediği için söylüyorum. Hı-hı. Diyor ki dün bir haber sitesine açıklama yaptım. Dikkat ederseniz haberin bir magazin sitesinde, bir magazin sayfasında yer almasına rağmen konunun daha ciddi anlaşılabilmesi için bir haber kanalı aradığı evet için onlara bir açıklama yaptım. O senin biraz önce okuduğun açıklama açıklamayı. Yine dönüyor diyor ki sipariş üzerine haber yapmadığınız için kanalınıza ve size teşekkür ediyorum. En azından sormak ihtiyacı duyduğunuz ve fikirlerimize değer evet verdiğiniz için. Sorun söyleyeyim demiş çünkü. Ben de derim ki Temmuz'da bir nikah hazırlığı söz konusu mu? Hı hı. Böyle bir iddia var mı? Dün Buket'e de sordum bunu. O bir sesli mesaj attı. Müsaade ederse, izni olursa aradakini off the record yeminle gönderdiği ve samimiyetime güvendiği için okumayacağım. Onun bir cevabı var. O cevabı o izin verirse okurum. Değilse o söyleyene kadar şey. Dönüyor diyor ki burada bana ve aileme gösterdiğiniz saygıdan dolayı Uçan Kuş ailesine senin şahsında söz veriyorum. Eğer böyle bir karar alırsam ya da böyle bir karar alırsak bunu ilk defa siz duymazsanız benim yüzüme tükür. Bunu söyleyen adam gencecik aslan gibi bir delikanlı. Emir, ben her zaman söylerim. Kendisi. İnsanlara itibar ederim. Özel dostlarımı ayrı bir yere koyarım ve kanunu azlederim. Buket'e de Emir'e de çok saygı duyarım. Yine o yüzden ısrarla burada söyledim. Buket'in yalan söylemediğine eminim diyor. Çünkü artık kadın kendi sesiyle bir cevap verdi. Hani yazsaydı derim ki geçiştirdi. Eğer değerli kardeşim Emir Sarıgül beni seyrediyor. Lütfederse derse ki abi izin veriyorum. Ya. Bu bizim seninle aramıza verdiklerini söyledim. Onu ne olur seninle aramızda dediğin için söylüyorum. Eğer iznin olursa o aramızdaki meseleyi de anlatırım. En azından söylerim. Bu yani olay doğru bir şekilde doğru ağızdan çıkmış olur. Çünkü magazin dünyası biliyorsunuz her gün yeni bir haberle uyanıyor. Ve her gün yepyeni alakasız haberler çıkabilir ama birinci ağızdan birinci cümleyle gelirse altı çizilmiş olur ve kimse de yalan yanlış ama haber yapmaz. Ama şunu net söylüyorum. Eğer bir evlilik durumu söz konusu olur, bunu bir tarihle netleştirirlerse asla ve kata bir maddelik yüz maddelik hiç fark etmez. Ha, evlilik Sarıgül ailesi olmaz, Buket'in yakışmaz önüne bir evlilik sözleşmesi koymaz ve dayatmaz. Bunu net söylüyorum. Ne sevgili Mustafa Sarıgül'ün tavrıdır bu,
ne de Emir'in delikanlı, asla buna net söylüyorum, asla böyle bir pazarlık olmaz. Hı-hı. Çünkü bu evlilik öncesi bir evlilik sözleşmesi olmaz. O pazarlıktır evlilikler üzerinde. Evet. O yüzden buna yanaşmazlar, bunu şimdi net biliyorum. Zaten şöyle bir detay var ki, evlilik sözleşmesi evlendikten sonra edinilen mallar için geçerlidir. E zaten bu aile varlıklı ve zaten işi gücü yolunda olup malını mülkünü yapmış bir aile. Sonuç itibariyle şu dakikadan sonra edinilecek evlilik olursa mallar üstünde ortak bir şey vardır yani. O yüzden bu evlilik sözleşmesi olayı bana dünyanın en saçma olayı. Zaten yeni medeni kanunda bu net belirlendi. Evlendikten sonra edinilen mallar üzerinden. Bunu mahkeme zaten, yani hukuk, kanun belirliyor bunu. Edinilen mallar ortaktır. O mallar üzerinde taleplerde bulunursun. Zaten o yüzden eşlerden herhangi biri bir banka kredisi çekmeye kalktığında eşlerden biri buna iznim vardır cevabı verir ki yarın öbür gün hukuksal anlamda şey olmasın, sorumlu olmasın diye. Emir kardeşimin cevabını beklerim. Eğer cevap vermezse, o dediğim gibi ona sözünü verdim. Burada değerli Emir meslektaşıma, Bey, bana yazsaydınız ben söylerdim. Değerli, ben ikisinin de güvenini kazanmış bir ortak dostları olarak izin verdiklerini zaten burada aktarıyorum. Buket'in sesli kaydını dün verdim, kanalında yayınlattım. Bugün sevgili Emir'in yazdıklarını, söylediklerini verdim. İkisinin bendeki oluşturduğu duygu düşüncelerimi şahsım adına söyledim. Sevgili Yasemin, değerli meslektaşım, bugüne kadar boş işlerin altına imza atmamıştır. Dediğim gibi sabahtan akşama çok saat dilimi geçti. O dün akşam kendi adını da koyduğu ve altına imzasını attı. Bir iddiada bulundu. Olmaz olmaz dememeyi öğrendiğim için söylüyorum. Yani dün sabahtan akşama çok şey değişmiş olabilir. Tabii. Ya bir kere zaten gönlü alınmaya çalışan bir kadın var. Buket Hanım'ın oradaki o keskin, asla ve kata cümleleri, kırgın bir kalp cümleleri. Tabii canım. Ben de çok sinirlendim ve benim için bitmiştir dediğim çok yerden re yaptım. Bak, yıllar önce bir büyüğüm bana demişti ki çok köşeli konuşuyorsun. Sürekli köşelerde. Yok. Asla, bitti. Net. Hayat demişti öyle gariptir ki, senin o köşe çizdiğin yerden yuvarlaklar çizdirir. O yüzden konuşurken bu kadar keskin konuşma demişti. Ki ben bunu yıllar içerisinde deneyimleyerek öğrendim. Evet, bazen olmaz dediklerimden döndüm. Olur. Yapmam dediklerimden vazgeçtim. Burada bir belli ki bir aşk var. Bir kere Emir Bey'im ya var. Olmasa zaten birbirlerine karşı bu kadar toleranslı bu süreç bu kadar uzamazdı. Çünkü yani belli ki içinde bir şey dönüyor. Bir yangın oldu. Herkes bu yangından yandı. Ama küllenmesine müsaade etmeyecekler. Ya yani ikisi için de söylüyorum bunu. Süreç bize gösterecek ne olacağını, ne edeceğini. İkisi de yetişkin. İkisi de daha önce evlilik tecrübesi yaşamış, ikisinin de kendi hayatlarında sorumlu oldukları insanlar var. Ona göre hareket edecekler. Hı hı. Yani ne evlenen son çift olarak tarihe geçecekler, ne de daha önce evlenip ayrılmış çiftler olarak hafızamızda kalacaklar. En doğru kararı kendileri verecekler. Emir Bey, izniniz yok mudur acaba ya, biz buradan söylesek ne olduğunu? Ben çok merak ettim. Eminim televizyon izleyicimiz de oldukça merak ediyordur. En doğruyu sizin ağzınızdan yazmak ve yapmak isteriz. Çünkü hem kanalım hem biz burada yanlış haber yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hassasiyeti niye gösterdiğimi de söyleyeyim. Sevgili Buket de, sevgili Emir de kardeşim de kanalımıza ve şahsıma göstermiş oldukları samimiyete istinaden o güveni kaybetmemek adına böyle bir şey dedim. Yoksa gazeteci refleksimle yazılan her şeyi burada okurdum. Ama dediğim gibi bu çok özel bir yazışma. Abi kardeş yazışması. Müsaadesi olursa aramızda kalsın diyerek açtığı parantezi eğer izni olursa söylerim. Değilse kendisi açıklayana kadar ben sesimi çıkartmam. Peki, eğer bu aynı şey Buket için geçerli. İlerleyen yani dakikalarda fikir değişikliği olursa biz zaten yayındayız. İnsanlar bazen diyor ki işte abi ya yaparız. Bazen diyor şeyden kopuyorsun, telefonla ilgileniyorsun. İşte telefonla ilgilendiğimiz noktalar bu. Biz yayın içinde ele alacağımız konularla ilgili sabah erken başladığımız için uyanan muhataplarıyla yazışarak aynı zamanda yanlış bir şeyler aktarmamak adına bazen Esra anlatırken burada öyle bir diyalog kuruyorum. Zannetmeyin ki sosyal medya takibi falan
karşımızdaki insanlara sorup sormadan hem onları incitmemek hem size bu ekrandan yanlış bir şey aktarmamak adına bu insanlarla diyaloglar kuruyoruz ya da sıcak bilgi geldikçe alıp cevaplayıp size aktarmaya çalışıyoruz. Valla en çok yayınlamak istediğim şu Cuma'nın hafta sonu tatiline gider ayak. Buradan gerçeği söylemek istediğim haberi buydu. Ama eğer fikir değişikliği olursa Emir Bey'in biz yayındayız. Mutlaka devam edelim.